Deplasmanda karşılaştığı Halide Edip Adıvarspor'u 2-1 mağlup ederek mücadele ettiği 3. Lig 1. grupta puanını 62'ye yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare'yi bekliyor. Pazar günü saat 15'te Mümin Özkasap Spor Tesislerinde oynanacak olan karşılaşma Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonundan da canlı olarak yayınlanacak. En yakın rakipleri Bayrampaşa ve Bayburt'la arasında 14 puan fark bulunan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor bu farkı iyice açmak ve 2 hafta içinde şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. Ligin bitimine 7 hafta kaldığını, bugün yapılan hesaba göre 3 galibiyetin 2. lige çıkmak için fazlasıyla yeteceğini söyleyen teknik direktör Levent Devrim, Manisa Büyükşehir mikrofonlarına şu açıklamaları yaptı. Hocam, deplasmanda oynanan Halide Edip Adıvar maçı, yani 1-0 yenik duruma düştüğü maçı çevirmeyi başardı Manisa Büyükşehir Belediyespor. Yani en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkı 14'e yükseldi. Maçın değerlendirmesini alalım, daha sonra puan farkıyla ilgili. Evet, hafta içi sizinle yaptığımız röportajda söylemiştim. Çok zor bir maç bizi bekliyordu. Yani benim orada rakipten çok, fiziki şartlardan çok şikayetim vardı. Korkum da vardı aslında. Yani istemesem de bu korkum karşılık buldu. Yani biz tabii 3 puana sevindik ama sevinmekle birlikte çok da üzüldüğümüz bir şey. Olaya oldu, başımıza geldi. O da Kürşat'ın sakatlanması. Tamamen sahadan kaynaklı, son içimden kaynaklı bir sakatlık. Uzun sürecek bir sakatlık, yaklaşık 6-7 aylık bir sakatlık. Yani 3 puana sevinmekle birlikte gerçekten buruk bir sevinç oldu bizim için. Ben öncelikle Kürşat'a geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede aramıza döner. Maça gelince de çok kötü başladı maç bizim adımıza. Zaten hiç alışık olmadığımız bir saha. Bununla birlikte yediğimiz golle başladık maça. Üstüne Kürşat'ın sakatlığı. İlk yarıyı çok sıkıntılı geçirdik. Maça konsantre olmakta sıkıntı yaşadık. Ama ikinci yarı tabii daha önceki maçlarda olduğu gibi ve bunu birçok kez de tekrarladık. Arkadaşlarımız çok inanılmaz derecede bir karakter koydular ortaya ve bir geri dönüş yaptılar. Aslında o sahada, o şartlarda 1-0 geriye düştükten sonra ve o üzüntünün arkasına geriye dönüş takımımızın ne kadar karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu da gösterdi bize. Bir kez daha zaten biliyorduk. Bu anlamda ben arkadaşlarıma hakikaten teşekkür ederim. Çok önemli bir deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. Maçtan bir gün sonra oynanan maçlara da baktığınızda rakiplerimizin de takıldığı bir haftada ve puan farkının 2 puan daha arttığı bir haftada karlı olan bir Manisa Belediyespor takımı var. Biz başından beri söylüyoruz, hedefimiz belli, oyun mantalitemiz belli, yapmak istediklerimiz belli. En kısa süre içerisinde bu istikrarımızla birlikte artık matematiksel olarak bu takımı şampiyon yapmak Allah'ın izniyle, arkadaşlarımızın gayretiyle. İnşallah her geçen hafta o hedefe doğru ilerliyoruz. İnşallah istediğimiz, hayal ettiğimiz o şampiyonluk gelecektir. Hocam, bu hafta da zorlu bir maç var Manisa'da, Bayburt maçı. Evet, en yakın rakibimiz Bayburt. İki rakibimizden bir tanesi Bayrampaşa'yla birlikte. 14 puan farklı arkamızda olan bir Bayburt takım var. Kazanmak istiyoruz. Manisa Belediyespor oynadığı her maçta, oynadığı her sahada, gerek deplasman olsun, gerek içeride olsun, tek hedefi 3 puan. İyi bir takım oynayacağız. Onların da ciddi anlamda hedefleri var. Onlar da ciddi anlamda yatırım yaptılar. Ama dediğim gibi biz kendimize inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. İyi durumdayız. Eksiklerimiz var, sakat oyuncularımız var ama o sakatlıklara üzüldüğümüz kadar yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onlar kadar bu takıma hizmet edeceklerdir. İyi bir performans vereceklerdir. Biz yine kendi bildiğimiz doğrularla, oyun anlayışımızla sahada olup inşallah o maçı 3 puan kazanıp en azından Bergam şeyle Bayburt'la 17 puan fark yapmak istiyoruz. Öte yandan yeşil beyazlı temsilcimiz de ameliyat masasına yatacak olan Kürşat Aydın, tedavileri devam eden Alper Akçam, Cihan Avcı ve Adeles'in de hafif sakatlığı bulunan ve tedbir amaçlı dinlendirilen Emir Alagöz dışında tüm futbolcular çalışmalara devam ediyor. (Gülüyor)